Semin, tamam sakin ol. Geri git. Bırak hadi. Tamam sakin ol. Baba. Yasemin sakin ol, ben halledeceğim. Sus. Bırak. Yasemin. Canım kızımın kanına bir zarar gelirse ellerimle gebertirim. Yaklaşma. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bana karımı getir. Tamam, tamam Yasemin. Karımı getir lan buraya. Bırak. Yasemin tamam. Oğlum açsana şu kapıyı. Bak aç bir yüzünü göreyim ya. Size söylüyorum ama dinlemiyorsunuz. Bu durumda onunla konuşması gereken benim. Akif. Kardeşim. Kardeşim aç şu kapıyı. Açmazsan yemin olsun bacadan girerim ha. Bırakır mıyım? Yasemin, Yasemin yaklaşmayın. Sakin ol, yaklaşma. Öldürün kızı. Yasemin tamam. Yaklaşmayın. Yasemin ben yaklaşacağım beni. Tamam. Geberme hemşire hanım. Hemşire hanım yardım edin. Yavrum. Nazlı. Tamam. Hanımefendi. Bırak beni. Hanımefendi lütfen sakin ol. Tamam. Onu buradan uzaklaştır. Hemen bir sakinleştireceğim. Dur. Tamam kardeşim. Yaklaşma. Tamam. Yaklaşma bak sıkarım. Tamam. Yaklaşma. Tamam. Nazlı. Yaklaşma uzak dur. Karımı getirin. Karımı arkadaşım. Getirin. Yaklaşmayın. Biliyorsun kadınlar böyle işte. Anadır korktu tabii. Sen şimdi sakin. Sakin. Ben sakin. Sakinim. Sakinim ben. Yaklaşmayın. Tamam. Tamam. Dur. Baba. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Recep. Recep baksana şu telefona. Carlos baksın. Yok ya. Hadi nazlanmayı bırak da kalk bak. Abicim tamam ya. Hemen kızmayın ya. Kızım yavrum ağlama. Ağlama. Her şey düzelecek merak etme tamam mı? Yaklaşma sıkarım. Tamam. Sıkarım. Tamam. Ağamsın. Paşamsın. Sakin. Öleyim tabii. Evimin tek reisi benim lan. Tek reisi benim lan. Tamam tamam tamam. Yaklaşma. Tek reisi sensin. Yaklaşma. Kesinlikle sensin. Girin içeri. Sıkarım. Şşş. Bakmayın. Baba. Ya arkadaş Doğu Ekspresi gibi sallana sallana ya. Ulen sen telefona yetişene kadar atı alan Üsküdar'a geçti be hafız. Yuh. Telefona bakayım sana da gelecek sıra. Hop şaka. Bu bir tatbikat veya şaka değil. Hastanedeyim. Kızım rehin alındı. Kızım. Kim arıyorsun lan sen? Kimle konuşuyorsun sen? Baba. Kapat telefonu. Kapat. Bütün teşkilat gelse kurtaramaz lan kızını. Tamam 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 tamam. Kapat. Şşş. Kapat. Tamam kapatıyorum. Çabuk getirin lan karımı. Çabuk kapat lan şu telefonu. Arkadaşlarımı aradım. Karını getirsinler diye. Getirsinler. Tamam. He? Carlos kaç oğlum fena geliyor. Yürüyün beyler. Normal değil bu. Hanımefendi. Bu hastaneyi başına... Hanımefendi sakin olun. Bana kızımı getirin. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen sakin olun lütfen. Arkadaş adın ne? Sana ne lan benim adım lan? Karım nerede? Karımı getir lan bana. Gelmez tamam. Kızını gebertirim gözümü kırpmadan. Yaklaşma. Sakın tamam. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma. Sıkarım kızın kafasına. Sana hanımını getireceğim. Ne gerekirse yapacağım. Ama ne olur indir şu silahı. Elinden bir kaza çıkmaz. Kızımın bununla bir ilgisi yok. Baba. Karım gelene kadar bu silah inmez arkadaş. Kızım sakin ol. Baba kurtar beni. Yaklaşma. Yaklaşma. Geri git. Tamam. Geri git. Yaklaşma. Tamam sakin ol. Sakin ol kızım. Amca iyi bir amca. Ama kötü şeyler yaşamış. Kızmış hanımına. Şimdi hanımını getireceğiz. O da seni serbest baba bırakacak. Kurtar. Tamam. Dur. Sakin ol. Yaklaşma. Sakin ol. Yaklaşma lan. Akif. Açsana oğlum. Bak konuşmadan nasıl çözülür bu iş? Şşt. Aç bir sarılayım sana ya. Bak. Cenaze namazında hakkımı helal ettim sana. Bak, şşt, açmazsan bir daha artık sana hakkımı helal etmem.
Aslanım, yiğidim. Özledim seni ya. Şşt, öldün de geldin ha. Bak nasıl geldin ben anlamadım ama... İyi ki geldin be aslanım. İyi ki geldin. Vay arkadaş, bir sus ya. Hiç susmaz mı bu telefon ya? Bir bakayım oğlum şuna. Şşt, şeytan uyumaz nöbette. Bir halt karıştırmıştır yine. Alo, efendim. Ha, dinliyorum ha. Hı. Hı. Ne? Bir daha de bakayım. Ha Selim. Selim dur. Salih'in başı dertteymiş. Tamam tamam. Geliyoruz biz de oraya. Sakin olun ha. Bak şş, ne diyorum sakin. Manyağın teki hastanede Salih'in kızını rehin almış. Siz olay yerine intikal edin. Ben buradan merkeze geçiyorum. Kaçtı! Kaçtı! Sen kaçırttın lan karımı! Tamam tamam! Sen kaçırttın! Sen getireceksin onu bana! Tamam tamam! Sen merak etme! Arkadaşlarım yoldadır. Onlar karını bulacaklar. Bak karın gelmezse... Yemin ederim kızı öldürürüm! Tamam tamam tamam! Tamam sakin ol! Pozisyon al! Geç geç geç! Ne oluyor lan? Duvar boyu! Ne oluyor? Geç, boşalt Rey boşalt! Lan. Çık 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 çık! Lan! Çık. Lan. Lan su karım! Durun kızı durun öldürürüm. Çocuklar! Durun sakin olun! Ne oluyor lan? İlker sakin! Kızım elinde görmüyor musun? Tam hedefimde amirim. İndir o silahı indir! İndir! Hadi! Sıksana yiyorsa! Sıksana! Nazlı kızım sakin ol! Kızı da götürürüm valla! Hadi sık yiyorsa! Kızı da kendimi de silerim lan bu hayattan! İlker ne yapıyorsun? İndir şu silahı! Hadi! Geri durun! Geri durun! İlker sakin! Geri 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 geri! Ne o? Arkadaşlarını mı çağırdın? Bunlar mı lan senin arkadaşların? Sakin ol. 7 düvel gelse silah bende kız bende lan! Sakin ol. Karını sağ salim sana teslim edeceğim tamam mı? Madem öyle niye buradalar lan? Karını getirecekler. Getirsinler karımı. Onun için geldiler buraya. Gitsinler. Getirsinler karımı. Tamam. Tamam tamam. Recep. Buyur amirim. Baba. Hep beraber mevzi bekleme yapıyoruz. Şimdi önce gönderin birini. Yengenizi kontrol etsinler. Baba. Emredersin amirim. Bana hala adını söylemedin. Bak biz burada kalabalığız ama sana yardım etmek için buradayız. Adın ne kardeş? He? Celal'dir. Eyvallah. Adına denk hiddetin var. Celalli adamsın ama... duygusal bir adamsın da. Anlayabiliyorum yani halinde. Ne enteresan adam arkadaş ya. Adam kızını rehin almış. Ona bile anlayış, merhamet gösteriyor. Voleyi vuracaktı ondan. Topu yumuşatıyor ayağında işte. Sabahattin. Emret abi. Burada kalabalık istemiyorum. Hastanenin kameraları vardır elbet. Uzaktan yan cephe gözleme istiyorum. Akrep bir tane telsiz versin. Anlaşıldı abi. Şşş, sen gel bakayım benden. İlker, Celal Bey hanımını istiyor sağ salim. Tamam? Bulun getirin en kısa zamanda. Hadi, hadi herkes görevinin başına. Herkes görevinin başına, hadi. Dur! Hadi. Hadi gidin. Ben buradayım amirim. Her daim. Eyvallah kardeş. Biz de Celal'le çay içecektik. Ortalık karıştı. İçemedik. Celal'le bana iki tane çay söyle. Kızım sen de gazoz içersin değil mi? Değil mi ha? Kızıma da bir gazoz abisi. Kartal bir, kartal iki. Kartal iki dinlemedi. Yukarı kata bir gazoz, iki çay. Bir de tuzlu ayranla açma. Anlaşıldı Kartal 1.
sağda olsun. Her ihtimali karşıladığımı çerçeveye alalım. Karşı binada konuşlan. Tamam, bende. Bir de bana bina projesini getir. Hemen amirim. Sebo, sen de şu kadın nereden çıkmış, nereye gitmiş bir bak. Ona göre ekipleri kadını bulması için yönlendirelim. Anlaşıldı komiserim. Selim'le Elif neredeler? Kumruları bulabilirsen. Müdürümle telefonda konuştum ben. Moldalarmış, geliyorlar. Ne haber Hafız? Ya Allah, bismillah. Özledim seni Hafız be. Sen özlemedin mi? Selim. Selim, bu kim ya? Bu nasıl bir şekil koymaktır ya? Bu nasıl bir ketemperedir arkadaş? Aslanım benim. Şu işi kotaralım, bol muhabbetimiz olur. Maçta yapacağız. Ama Salih abi nerede, sen onu söyle bana. Bizim paşa da kontrol abi. Sebo ile beraber güvenlikteler. Akrep 1. Ben Nizami bir açıya gidiyorum. Durum konumu ne? Güneybatı. 8 katın beşlisi. Çerçevede kaç kişi var? Tek kişi abi. Kanımca panik halinde sivil. Tamam. Şuradan kuzeye doğudan bir açı bulursun. Akrep 2'de kal. Ben Akrep 1'deyim. Tamam. Tamam abi. Hemen de aldı eline kontrolü. Yürü Selim. Şimdi kapris zamanı değil. Görüyorsun Celal. Burada birbirimize zarar verecek bir durum yok. Senin hanım da geliyordur zaten ha? İstersen bırak kızımı. Daha rahat konuşalım. Hayır, olmaz. Karım gelmeden olmaz. Tamam tamam. Sakin ol. Sen kızımı vereceksin, sözün o. Ben de sana hanımını getireceğim, sözüm o. E onun için dedim yani, istersen şimdiden bırak diye. Karım gelsin, ondan sonra bırakırım. Tamam. Akrep 1, Kartal 1. Bu kim abi? Akif abimin. Yani rahmetlinin sesine benziyor. Kartal 1 dinlemedi. Abi, güzel yeğenimi yalnız bırakır mıyım? Geldim, buradayım. Akrep 1 emrinde abi. Abi, iyi saatte olsunlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne fısıldaşıp duruyorsunuz aranızda? Dur! Tamam, bir çay muhabbeti ettik diye fıstık mı sandınız lan beni? He? 5 dakikanız var lan. 5 dakikanız var. Karım geldi geldi. Gelmedi. Tamam. Bu kızla beraber sıkar başıma giderim. İkimizi de silerim bu hayattan. Sakin. Getirin lan karımı. Recep, ne yapıyorsun? İndir silahını. İndir. Getir lan karımı. Tamam tamam Celal. 5 dakika. Haklısın. Patron sensin. Benim tabii. Müsaade edersen arkadaşlara izah edeyim durumu. Tamam mı? Akif, sesin nereden geliyor bilmiyorum. Ölü müsün, diri misin, ona da basmaz kafanı. Dur! Ama bu Celal kardeşimiz bize 5 dakika verdi. Sadece 5 dakika. Kızımın kafasına 9 milimetre dayalı. Tamam? 5 dakika. Diriyim abi. Burada, emrindeyim. Anlaşıldı. 5 dakika. Carlos Akrep 2'de Nizami açığa geçiyor. Sen de Akrep 1'in görüşündesin şu an. İlker, kadını bulma şansımız ne? Görüntülerden baktık. Koşa koşa kaçmış. Araç yok, iz yok. 5 dakikada imkansız. Bir dakika. Ya daha yarım saat önce kapıyı açmıyordun bize. Ne çabuk komutayı aldın eline. Evet Akif. Sen en iyisi kenarda dur şimdilik. Beyler! İşin içinde Salih abi var. Doğru söylüyor senin. Şu an herkese ihtiyacımız var. Ben istediğimde beni dinlemiyor ama. Dinliyor mu? Umurunda mı? Bakın, Salih abinin kızı gözü dönmüş bir herifin elinde. Ve 5 dakikamız var. Sizin aşk meşk mevzularınızla uğraşamam şimdi. Yürü İlker. Ben de geliyorum. Operasyon içinde. Görev dahilinde seni muhatap alırım seni. Allah'ın izniyle Nazlı'yı kurtardığımız anda seninle işim biter. Çocuk gibisiniz. Çocuk. Ne yapacağız şimdi, onu söyleyin biriniz. Tamam.
Bir fikrim var. Sebo, hemen bir Şema lazım bana. Şema. Tamam. İlker, siz Kartal 1'e 8'in 5'inde destek sağlayın. Sebo, Akrep 1 için gözümüz her şeyimiz tamam. Sensin. Elif, senin gözün hep Nazlı'da olsun. Sen de 5'tesin. Selim, sen de Salih abinin yanına. Kartal 1. Kaç saat geçti? Kaç gün geçti? Nerede bu adam? Neredesin Salih? Neredesin? Getirsene benim yavrumu Salih. Yavrumu getir Salih. Merak etme. Her şey kontrol altında. Sakin ol. Benim kocam özel harekatçı. Özel harekatçı benim kocam. Kızımı kurtaracak. Kurtarmazsa onun özel harekatçılığına yuh olsun. Salih. Seba, kör uçuşta. Konuş benimle. İstikamet Nizami kardeşim. Biraz sonra batıya döneceksin. Tam yüklü karşıya. Kurban olayım, acele et, herif delirdi iyice. Tamam Seba. Bitti lan süreniz. Hani söz vermiştin Amir Efendi. Baba. Amirliğin batsın lan senin. Tutmadığın söz yüzünden kızından olacaksın lan. Kızından olacaksın. Sakin ol. Tamam. Tamam, indirin. İndir. İndirin. 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 Yeter artık. Doldu lan süreniz. Hiç kimse adam tamam. Yerine koymadı. Sakin ol. Ama artık cümle alem bilecek Celal Bayındır kimmiş lan. Tamam, sakin ol, sakin ol. Kimmiş bilecek? Gözünü seveyim kardeş. Allah rızası için ilişme kızıma. Yapma. Kurbanın olayım, yapma. Beni al. Yalvarırım, bırak kızımı. Amirim, azgın canavara sempati onu daha da canavar yapar. Sıkacak adam amirim. Öldürün hayır, hayır. Kızı. İndirin silahlarınızı. Öldürürüm. İndirin, indirin. İndirin. Yapamaz. Yapmayacak! Duydunuz mu? İndirin silahlarınızı! Yapamaz! İndirin silahlarınızı! Amirim, hedef bizde! İlker! Sakın yapma! 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 Amirim, çıkın aradan! Yapma diyorum! Öldürürüm kızı! Yapamaz mıyım Amir İndirin efendi? İndirin silahlarınızı yapar diyorum. Mıyım? Yapamaz mıyım? Görürsün sen! Yapma! Yapma! Hayır! 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 Yat! 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 Selamın aleyküm. Hayırlısıyla mekana döndük. Oh. Abim benim. Ne haber baltam? He? Abim be. Kızım. Güzel kızım. Hadi kalk. Yürü. Karımı geçirin bana. Karımı geçirin bana. Akif kardeşim. Akif. Yavrum, Nazlı, kızım, meleğim. Allah'ıma şükürler olsun. Seni bize bağışladı yavrum. Anne, canım anne. Kızım. Gel bu yüzükleri hiç çıkartmayalım.
İki arada bir derede kaldım. Yardım et bana Allah'ım. Kimselere bir şey diyemedim. Sen onca görmüş geçirmişsin. Belki bana bir akıl verirsin. Ah yavrum ah. Ferah avlulara çıkmak için gün gelir, dar kapılardan geçmek gerekir. Ben bu dar kapıda sıkıştım kaldım. Akif'e kızsam olmuyor. Selim'se artık benim kocam. Kime ne desem şaştım kaldım. Geçmişin küllünden yine ateş yakmaya kalkmayasın kızım. Allah muhafaza. Yanar tutuşursunuz vallahi. Hatta ben de aslında biliyorum. Sen ki görmesen de anladın oğlunun öldüğünü. Bense sevdiğim adamın yaşadığını, hayatta olduğunu gözüm görür olsa da bilemedim. Çok görüp geçirmen lazım daha güzel kızım. Kendini bu şekilde suçlamakla varamam bir yere. Eğer istediğin bir hedefin varsa istikametini koru. O seni vardırır menzile. Neyse, ben size daha fazla sıkıntı vermeyeyim. Erzakları yerleştirdim içeri. Yine gelir uğrarım bir ara. Allah dilerse koca bir deve bile o anda hemen geçer iğnenin deliğinde. Darda kalmak ümidini kaybetmeyenlere bahar öncesidir kızım. Yeter ki onlar birbirlerini benim yüzümden kırıp dökmesinler. Derdim o. Yoksa akdim sözüm bellidir. Kalbim ne kadar dağılsa da ikiye, evimin selameti için ne gerekiyorsa eyvallah. İyi hoş dersin ama unutma. Elmayla armut aynı dalda olmaz. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hesabımdaki bütün parayı çekmek istiyorum. Tabii ki. Bankamızdan bir memnuniyetsizliğiniz mi var acaba? Hayır. Başımıza beklenmedik bir kaza geldi. Yangın çıktı. Ayıptır söylemesi, masraflar için elde avuçta ne varsa gidiyor. Çok geçmiş olsun Salih Bey. Sigortanız yok muydu? Yok. Hiç düşünmedik yani öyle bir şey. Nasip. Bugün başka bir şehirde görevlendirilmek üzere dilekçe vereceğim. Bütün gece uyumadın. Dolanıp durdun. Bulduğun çözüm bu mu oldu yani? Başka çaresi yok. Artık Akif'in olduğu yerde biz duramayız. İkiniz de çocuk gibi davranmayı bırakırsanız olur. Beni iki ara bir derede bırakmakla ne geçecek elinize? Onu Akif Efendi'ye sormak lazım. Ama artık gerek yok. Buradan gideceğiz. Neden gitmek zorundayız? Kalsak olmuyor mu yani? Sen Akif'e hala aynı sevgiyle baktıkça olmaz Elif. Ben mi? İftira ediyorsun Selim. Çok günah ama. Akif'i sevmiştim. Ölünce, yani her neyse işte. Öldüğünü duyunca onu kalbine gömdün sanmıştım. Ama görüyorum ki kalbinden atamamışsın. Ben İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum.
ben istiyorsam sen de benimle geleceksin. Durumu kabullenmiyorsun. Korkak davranıyorsun. Biraz cesur ol. Niçin? Her özlediğinde Akif'e dilediğin gibi içli içli bak diye mi? Geç kalıyoruz. Çıkmamız lazım. Dışını iyice toparladık da içte hala eksik var abi. Bu halde oturabilir misiniz bilmem. Dur kızım. Şunu kapatalım. Dediğim gibi. Burada ancak söylediğim kadar var. Fazlası yok. Kablolar falan yanmış abi. Ne elektrik ne doğalgaz. Elektriği, ısınmayı falan unut. İşte o. Biliyorum. Duvarları falan kırıp tekrar kablolama yapmak gerekir onun için. E tabii yani. Sen yapsan da sonra biz küçük küçük ödesek. Abi vallahi olmaz. Sağlık olsun. Ne yapalım? Nasip. Hallederiz bir şekilde. En azından dıştan belli olmuyor artık. Eline sağlık. Eyvallah abi. Emniyetin lojmanını da idare edeceğiz bir süre Yasemin. Senet, ben Nazlı'yı alıp annemin yanına gideceğim. Sen de hep dilediğin gibi işte yatar kalkarsın artık. Yasemin böyle deme. Önemli olan sağlık sıhhat. Bir arada olduktan sonra hallederiz. Senin yüzünden hep başımıza türlü türlü işler geliyor. Sonra da oturup kazadan beladan kurtulduk diye sevinmemiz gerekiyor. Biz normal insanlar gibi yaşayamaz mıyız Salih? Benim işim senin gazetelerde, haberlerde gördüğün normal dışı işleri düzene koymak hanım. İşim bu benim. Bela, musibet, bize de bir şeyler isabet ediyor işte. Hadi kızım hadi. Çok güvendiğin devlet sana yeni bir ev vermeyeceğine göre biz başımızın çaresine bakmak zorundayız. Sen merak etme. Diyorum ya, önümüzdeki hafta eskisinden güzel olacak inşallah. Ben 3-5 eşyamı daha alır, anamın evine giderim Salih. Artık beni sen bile tutamazsın. Karnımda bu yavruyla, inan bana, ben öyle misafirhane köşelerinde falan kalamam. Ya anla artık ya, anla! Yürü kızım. Ayrılıp gitmek sana mı düştü Akif? Burası benim evimmiş müdürüm. Suriye'de işkence altında hep buraya döneceğim günü hayal ettim. Ama işte biliyorsunuz durumları. Sen niye gidiyorsun ki? Olan olmuş. Zaman çok şeyin ilacı. Şşt! Geçer oğlum, geçer. Belki geçer müdürüm. Ama sancılı olur. Kimsenin birbirini kırıp dökmesine gerek yok. Bir kuru başım var. Neresi olsa fark etmez. Ama onlar ev falan kurmuşlar yani. Anlayacağınız benim bu istifayı vermekten başka hiçbir çarem yok müdürüm. Bana anlayış göstereceğinize eminim. Aklınızı helal edin. Ha, şimdi bu dilekçe burada dursun. Salih başkomiserle de konuşmak lazım. Ben onunla da konuşurum müdürüm. Tamam Akif. Bakarız. Sen kafanı biraz toparla. Şu haftayı bir atlatalım bakalım. Kararımda bir değişiklik olmayacaktır müdürüm. Müsaadenizle. Şşş. Bela iş ha. Buyur abi. Sebo, kaydettin mi kolye puanları? Yok, onları kafamda tutuyorum.
Abi ne diyeceğim? Sen o Dix'e ne kaydediyorsun şimdi? Dix değil balta. Disk, disk. Flash disk. Anlıyorsunuz ya ne dediğim. Önemli olan o. Küçücük bir şey zaten. Sebo söylesene. Bak kardeşim. Her şeyi kaydediyorum ben buna. Herkesin yaptığını ettiğini asacaklar ya boynuna ahirette. O hesap. Benim bütün dünyalık da bunda. Sebo be. Benim kuponları da arşivlesene oraya. İleride herkes bakar hafız. Derler adam ne cambazmış be. Zevzevdik etme lan. Ne haber? İyidir. Akif. Döndüğün için hepimiz çok sevindik. Ama çok düşünceli görüyorum seni. Öyle. Ölüp de dirilmek kolay değil. Geçmişin hesabı bırakmıyor peşimizi. Benim bildiğim Akif, buralarda fazla durmaz. Aslında tam üstüne bastın. Ama söylesene. Nereden bildin böyle düşündüğümü? Ara sıra farklı düşündüğümüzü... Yani hatta çokça birbirimizi geldiğimizi ikimiz de biliyoruz. Ama bu tamam. Birbirimizi tanımıyoruz anlamına gelmez. Eyvallah. Yani aslında biz benzer tipleriz. Onun için senin yerinde olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Giderdim yani. Kesin. O yüzden sen de buralarda fazla durmazsın. İyi de gerekçesi ne bu gidişin? Sen olsaydın benim yerimde neden giderdin? Sevdiğim, eğleneceğim kadın gitmiş, can dostumla evlenmiş. Şimdi ben ömür boyu onların yüzüne bakacağım. Sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Delikanlı adamın kaldırabileceği iş değil bu. Ben yutmazdım yani. Vay arkadaş. Beni anlayacağını düşüneceğim son adam sen olurdun herhalde. Kusura bakma. Doğruya doğru. Kalbimden geçeni dilimden saklayacak halim yok. İnanır mısın? Az önce çıktım istifamı verdim. Diyorum ya. Senin gibi prensip sahibi, karakterli bir adamdan başka türlüsü beklenmezdi. Ama kabul etmemiştir müdür istifayı. İstekli davranmıyor zaten. Ertelemeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Yaydan çıkan oku Allah dilemedikçe çevirecek hiçbir rüzgar tanımam ben. Umarım her şey dilediğin gibi olur Akif. Umarım. Dilekçe falan vermeyeceksin değil mi Selim? Kesinlikle vereceğim. Acele karar vermeni istemiyorum. Şu an hiç kimse sağlıklı düşünemiyor bence. Sen de dahilsin buna. Akif'in dönüşüyle asıl kafası karışan sensin Elif. Bu kararında ciddiysen önce Akif'le konuşman gerekir. Ondan izin mi alacağım? Akif'le bu meseleyi çözmezsen dünyanın öbür ucuna da gitsek kurtulamayız bu dertten. Bak biz evlendik. Bir aile kurduk Elif. Birlikteliğimize herkes onay verdi. Şimdi Akif durumu kabullenmiyorsa onun onayını almak için ayağına kapanacak değilim. Onunla konuşmayı bir kez daha dene. Lütfen. Benim için. Ya denedim. Ama sen de gördün. Anlatamıyorum. Dinlemiyor. Olmuyor. Bir de onun açısından bakmayı denesen Selim. Onun yaşadığı da kolay bir şey değil ki. Sen böyle söyledikçe beni buradan gitmeye daha çok ikna ediyorsun. Buyurun amirim. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Sağ ol Akif. Zorluyor Meret. Hayırdır abi? Evin tamiri falan derken ne evde hesap kaldı ne çarşıda. Sıkıntım var abi. Matematiğim şaştı vallahi. Yaz olsa diyeceğim havadar oldu. Ama kış vakti olunca... Abi, neyse bizim üstümüze düşen... Nasip be Akif'im. Bana da bak.
Dilim düştü, konuşuyorum işte öyle. Bizim tutturamadığımız hesabı Allah bir hayra çıkarır inşallah. İyi de abi, biz de üstümüze ne düşüyorsa, yani diyorum ki... Sen şimdi boş ver onu da. Sen iyi misin onu de bakayım. Ha? Bak oğlum, öyle esip gürlemekle olmaz ha. Bir sakin ol. İyiyim, iyiyim abi. Sakinim de, iyiyim. Ben bilirim Akif, aşk ateşi başka yangına benzemez. Aman kendinle beraber başkalarını da yakma. Eyvallah abi. Eyvallah. Sebo, ne kadar alıyor şimdi bu abi? Senin aklını alamayacağı kadarını. Aklıma laf etme, tek celsede alırım aklını. Oo. Vay, abim gelmiş. Oğlum biri beni cimdiklesin ya. Gerçek midir, in midir, cin midir bilelim ya. Ya! Ya oğlum parça aldın ne oğlum ya. Gördün mü şimdi gerçek miymiş, dix miymiş, neymiş ha? Gördün mü? Ben senin yengeye bir şikayet edeyim de sen o zaman gör bakalım ne oluyor. Herife lafı yetiyor ya. Harbiden lafı yetiyor. Arkadaşlar, herkes bu ay maaşının bir kısmını Salih abiye veriyor. Hemen abi. Eyvallah abi, tamam. Ne demek abi, hallederiz. Eyvallah. Ya olur da. Bu habersiz oldu şimdi. Oğlum. Adamın evi yandı. Elinde ne varsa ortaya döküyor. Ama yetmiyor işte. İyi de abicim. Bizim de kendimize göre masrafımız, hesabımız var yani. Bu ay ona buna yedireceğine paraları bir sevaba gir. Ne olacak ki? Hem amirin hem abin olur mu senin? Veririz bir şeyler de. Çok veremem yani. Senin paşa gönlün yine gelemedi sıkıntıya anlaşılan. Neyse. Senden eksik kalanı ben tamamlarım. Bakarız yani. Hallederiz. Allah Allah ya. Siz diğer arkadaşlara da söyleyin. Sıkıntısı olan varsa bana gelsin. Bir yolunu bulur hallederiz beyler. Benim Ceylan orada kapıda duruyor. Çok bir şey etmez ama bir faydası olacaksa pazara koyarız, problem değil. Ben gerekirse komple benim evi veririm zaten Salih abiye. Harbi verir ha, adamdır. Verir, verir. Vallahi verir. Benim de vardı kenarda birkaç kuruş Akif. Benden de maaşın tamamını yazsa. Allah razı olsun arkadaşlar. Ekip bir, birliğinden hiçbir şey kaybetmemiş maşallah. Maşallah. Çok şükür. Bazı arızalar oluyor ama ne yapacaksın işte. O da ekibin adamı. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Ya bu çocuklarla uğraşmak bela ya. Oturun bakayım şuraya usulca. Sesinizi de çıkarmayın. Bunların da bu yaşta nasibine bak. Sizin gibi Allah'ın askerlerine kalkan olma şerefine erişiyorlar. Burası artık ikimize dar gelir Akif. Ben ayrılma kararı aldım. Bugün dilekçemi veriyorum. Elif'le birlikte gidiyoruz. Geç kaldın kardeş. Ben dilekçemi verdim bile. Hep bir adım önde olacaksın değil mi? Hep Madaray'dan sen olacaksın değil mi? Benim ne hissettiğimi biliyor musun sen? Bir an olsun düşünüyor musun? Tek sen mi acı çekiyorsun? Öyle mi sanıyorsun? Bak aslan. Bin kere ölünmez. Adam gibi, delikanlı gibi bir kere ölünür. Ama siz sevdiklerim, defalarca sapladınız bıçağı yüreğime. Sen uyumuyorsan herkes kabus mu görecek? Bir gönlüne iki sevda sığmaz senin. Ben Elif'i hala seviyorum. Onun uğruna hayatta kalmışım ben. Ama şimdi hepiniz bu gerçeği unutmamı istiyorsunuz. Hala sevdiğini itiraf ediyorsun demek. Evet, ediyorum. Ona ben evlenme teklifi etmiştim. O benim kadınım olacaktı.
Senin için canımı koydum ortaya. Gittim o gurbet diyarlara lan. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın bana? Söylesene ne yaptın? Eğer ölüm haberin gelmeseydi böyle bir şey olmazdı. Ölüm haberinin toprağı kurumadan aklını çeldin kızım. Ben sevdim, sen aldın. Elif'i alan artık eldir bana. Kardeş değildir. Yeter be! Hep sana mı dönecek bu dünya? Akif daha cesur, Akif daha yakışıklı, Akif daha başarılı. Senin gölgende kalmaya hep eyvallah dedim ben. Sevdiğim kadını çaldın benden. Rahatladın mı artık ha? Öne geçtin mi? Hasetini, kıskançlığını söndürdün mü? Ha? Bak, Elif benim kadınım. Benim hanımım. Sen ne dersen de. O artık dünya ahiret benim sorumluluğumda Akif Efendi. Senin değil. Elif, Akif, ayrılın. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Ayrılın. Kendine gel Akif. Mutlu musun Elif? Bu herif mi ayarttı seni? Yoksa gerçekten sevdin mi onu? Söyle bunu. Beni nasıl bir çırpıda söküp attın kalbinden? Söyle bana. Söyle. Konuşsana. Yeter. Yeter. İlker. Amirim. Amirim gelin. Amirim. Ayrılın. Akif sesini. Ne oluyor burada? Ayrılın. Yeter be. Yeter. Geberteceğim lan seni. Sakin ol kardeşim. Yapma abi. Bırak. Abi yapma. Bırak beni.